Oyun Akademisi'nden herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir bölüm ve yeni bir video ile tekrar birlikteyiz. Şu anda Donovan'ın yanına geldim. Hemen tab tuşuna basalım, haritayı açalım ve sizlere alacağım görevi göstereyim. Şu arkadaşlar. Bu bölümde Olivia Marcano'nun da işini bitireceğiz. Ama öncesinde bir başkası var. Onu halledeceğiz. Evet, E tuşuna basıyoruz ve görevi başlatıyoruz. Sanki dersin ki bomba kablosu kesiyor ya. Adam penseyle tırnak kesiyor, enteresan. Listen to this. Look at what he's doing to us. Our neighborhood, our homes. I for one refuse to sit by and watch as some rubber-lipped nigger runs roughshod over everything we hold dear. And what is it you hope to accomplish? Strangle that motherfucker, that's what I'll accomplish. Use that kind of language? Is egging you on, Remy. You are much too important to be caught up in all. Is the situation unfortunate? Of course it is. But nothing he is doing changes anything. That's how men handle it. How's men? Livia, the people of this neighborhood expect me to protect them, not some greased up wop assholes. Oh, no, no, I respond to this. Message those niggers and the guineas. Here in Frisco Fields, we take care of our own. This is a mistake, Remy. You could jeopardize everything we have been working toward. I'm very well. God damn about some casino. You've forgotten your station in life. A minute or so later, Olivia called Sal. Told him Remy's Southern Union pals were out looking for you. If you head back up there, I'm sure it won't be long before you run into some of them. Get them to tell you which hole Remy's hiding in. Yeah, once I'm done with that prick, Olivia's next. But getting to someone like her ain't gonna be easy. Between Marcano's men and all those rich white assholes she runs around with, they'll spot me coming a mile away. I need you to look at our options. Come up with a plan. Okay. I'm gonna look at our options and come up with a plan. What's wrong with you, man? Personal hygiene is very important. Evet arkadaşlar, bu bölümde öncesinde Remy'nin, sonrasında ise Olivia Marcano'nun işi bitecek. Hatırlarsanız bir tane kara liste vardı, göstermiştim size. Altta küçük resimler vardı, en üstünde Sal Marcano vardı. İşte bu ikisini halledince o ufak resimlerin hepsi bitiyor ve tek bir kişi kalıyor, o da Sal Marcano. Bakın arkadaşlar, yine böyle bir alan oluştu, yani noktaya geldim. Geldiğimde böyle bir alan oluştu. Daha evvelden de böyle bir görev yapmıştık hatırlarsanız. Evet. Yukarıda çıktı. Kırmızı bir şerit. Hemen arabayı bırakıyorum bir yere. Aşağı iniyorum. Sağ altta haritada kırmızı arabaların geldiğini görebilirsiniz. Yani kırmızı simgeler var, iki tane dikdörtgen. Onlar sizi buluyorlar yani bir şekilde. Şu duvarın arkasındalar. Çok acele etmeyeceğim. Bekleyeceğim biraz. Birer birer gelsinler. Şimdi kaç kişiler bilemiyorum tam. Evet, bir tanesi bayağı yaklaştı. Şuraya ben saklanayım da. Ne olur ne olmaz. Evet, adamımız bakın öndeki. Şans işte, o da buraya geliyor. Her şeyden habersizdi. Yavaş yavaş ilerliyordu. Evet, geldi arkadaşlar. Şimdi bunu sorgulayacağız. Sorgulayınca... Evet, Remy'nin yeri ortaya çıkacak.
gone then. He's putting together a hunting party with the Union boys. For your ass. Up near the old lookout point. Tonight. Guess they'll have to start without you. Tamam da niye gülüyorsun onu anlamadım ben. Nerede diye soruyor. Kikir kikir gülüyor herif ya. Evet, otomatik olarak o çıktı zaten. Bir kişi var. Onu da bırakıyorum. Dokunmayacağım. Ve doğru adamımızın yanına. Evet, arabayı burada eğiliyorum arkadaşlar. Şimdi yavaş yavaş gideceğim. Şu kafasına çuval geçirmiş adamlar. Ha, bakın yukarıda. Burada böyle şey yapıyorlar. İşte bunlar tarikat gibi bir şey galiba. Artık toplantımı yapıyorlar, ayin mi yapıyorlar, ne yapıyorlarsa. Şunların ikisini kaldıralım ortadan. Sonrasında yukarı çıkacağız. Amma konuştunuz be. Biriniz gelsin. Sen de arkanı dönsen iyi olacak aslında ha. Evet, görmedi. Çok güzel. Burası tamamdır. Temiz. Şunların parasını alayım. Yukarı doğru gideceğim sonra. Adamımız yukarıda. Evet, iki kişi hemen göründü. Bayağı var ya, kalabalık burası. Joined his brothers in the defense of Louisiana against northern aggression. Ha, çuval niye geçiriyorsunuz onu anlamadım ben ya. Yani kimse kimseyi tanımıyor. Enteresan bir toplantı. Gave his life to uphold the liberty of his state and to hold back the ascension of the Mongol tide. How it is from that tide. One of their numbers is out there right this very minute. Slit in the throats of white men and women right now. I know what some of y'all are thinking. Fuck this city, Remy. What? Fuck the dealers and the pushers. Fuck the thieves and the racketeers. Fuck the politicians. Hadi çabuk gel, şimdi ötekisi görecek ya. Sallana sallana. Hem şüpheleniyorsun hem de yavaş geliyorsun. Heh, çok güzel oldu. He he, buradayım, doğru. Ah. Bir tane el bombası atalım şöyle. Gerçi ana hedef kaçmıyor ya hiçbir zaman. Bekliyor yani. Çok çok ateş eder o da. Diğerleri gibi. Bakın orada. Evet, adamımız etkisiz hale geldi. Şurada 3 kişi var, onu da halledelim. Tamam demiş. Amma uzaklaştın be adam ya. Buraya geleceğine oraya gidiyorsun. Evet, şimdi adamımızla yüzleşebiliriz. Hey, hurry
terrific scene here in Frisco Fields as one of the city's most prominent citizens, Remy Duval, was savagely murdered. Witnesses report he was bound to a cross and set on fire. Let's see if we can get a statement from the police. Chief Wilson, you care to make a comment? It's those goddamn niggas. Every last one of them needs to be rounded up and shot. That's quite a statement, Chief. You need to wipe the shit out of your eyes, son. Take a look around. There's a goddamn war going on. Evet arkadaşlar, şimdi sıra geldi Olivia Marcano'ya. Bu adamın işi bitti. Evet, görev tamamlanmıştır. Üste de yazdı zaten. Olivia Marcano'yu halledeceğiz. İşaretimizi koyalım. Arabayı buraya bırakıyoruz arkadaşlar. Buraya daha evvelden gelmiştik hatırlarsanız. Sal Marcano ile görüşmek için şu banka soygunu olayında. Buraya bırakıyoruz. Yani kapıya kadar gitmeyin. Şurada bakın minibüs var. İçinde Donovan var. Donovan daha doğrusu. Evet, E tuşuna basıp biniyoruz. Bakalım plan ne? Have a listen. Not for nothing. Olivia Marcano's a real piece of work. I still don't understand why Olivia Marcano was involved in any of this. By all accounts, she had two or three times the money that Sal Marcano had. Money didn't mean shit to her. From what I was able to piece together, she hired someone to kill Lucho. Wanted to run things herself. Bottom line, I think she got off on all that mob bullshit. We're fucked, Olivia. You understand? That fucking shit-stained Duval didn't name us in the will. Now everything's going to his goddamn nephew? Have you actually reviewed the will? I read the part that said all the land I'm building my casino on is now going to Stephen motherfucker DeGamo. I read that part. 6 months ago, Remy revised the will, but he never executed it. What the hell are you talking about? In order for the will to be valid, it needs to be signed. Well, goddammit, woman, I know that. What does it mean for us? It means I have grounds to contest. Remy and I were business partners in several ventures, and one of my holding companies lists the land as an ancillary asset. Sounds like a lawyer's wet dream. What's something like that gonna run me? I haven't the slightest idea. Nearly every cent I got is tied up in that goddamn casino. I can't afford a big legal fight. There's got to be another way out of this mess. Stephen is coming to town for the funeral. I could arrange a meeting. Offer him a percentage of the casino's profits if he signs over the land. Yeah. Yeah, that could work. And then once he signs, we take care of him. All right, set it up. But my patience is at its goddamn end, do you understand, Olivia? I'm tired of this bullshit. Have a little faith, Sal. Now, Mr. Clay entered the country club disguised as a waiter. Everyone in attendance was a rich asshole or part of the Southern Union, so getting Lincoln in there was easy. You put a black man in a uniform and he's damn near invisible. Hell, I drove in through the front gate and dropped him off. No one even gave us a second look. No. Surely, his uniform wasn't enough to get him past Mrs. McConnell's personal security detail. I mixed up a vial of fast-acting LSD. You know, same basic formula that we use as part of MKUltra. And I gave it to Lincoln. He used a syringe to put a couple of drops into every drink he served. Within a couple of minutes, anyone who drank that concoction was whacked out of their goddamn mind. İçerideki diyaloglardan da anlayacağınız gibi içeri garson kılığında sızıyoruz arkadaşlar. Sonrasında milletin içkisine ilaç katacağız. Herkes etkisiz hale geldiğinde de Olivia Marcano'nun işini bitireceğiz. Plan bu. Şimdi Remy'yi haklayınca bunlar tabi bir cenaze organizasyonu tertip ettiler. Onun için burada toplanıyorlar. Sol üstte de yazıyor zaten. Remy'nin cenazesine sız demiş. Az evvel halkladığımız adam. You've got the case, the syringe is in there. Evet, burada kontrol Donovan'da. It'll fuck up whoever gets a dose real quick. Good. No sense in giving anyone time to figure out. Yani aracı biz kullanmıyoruz. Let me get a look at you. If they kill you, at least they'll have something nice to bury you in. Fuck you. Evet, otomatik olarak aşağı indi. Üzerimizde de bir takım var. İçeri doğru
Biliyoruz arkadaşlar, W tuşuna basmamız yeterli. Bakın şurada bir tane adam var, müdür. Yani buradaki garsonların başı. Onun yanına gelip bekliyoruz. Evet, beni takip et diyor. Onu takip edeceğiz. Başka yapacak bir şey yok. Mutfakta da bayağı yapmışlar ya şeyleri. İşte biri havuç doğruyor, biri tavayla bir şey yapıyor filan. Güzel olmuş yani. Gerçekçi duruyor. Get one of those out there to them folks and serve them their drinks. And don't go talking to any of them, you hear? Şaraplara ilaç dök. Şimdi arkadaşlar, ben fazla geldim. Geri döneceğiz. 3 şişe şarap var şurada. Önüne gidiyoruz. Bakın E ibaresi çıktı zaten. E tuşuna basıyoruz. Bastığımızda Lincoln hemen alıyor şişeyi. Cebinden çıkartıyor şiringayı, enjektörü. Neyse artık. İçine sıktı. Şimdi diğer şişenin olduğu yere gidiyoruz. Yine E tuşuna basıyoruz. Hepsine böyle yapacağız. Üçüne de İlaç enjekte edecek. Sonra bunları servis edeceğiz. Yani millete ikram edeceğiz. Herkes içecek. Bak son şişeyi aldı zaten. Evet. Müdüre içir demiş. Bununla başlıyoruz. E tuşuna bastığımızda dolduracaktır. Yani ilk etkisini bu adamla gösterecek. Şimdi de misafirlere içir diyor. Arkadaşlar gidiş hızınız bu. Yani shift'e bastığınızda falan daha hızlı yürümüyor. Ki zaten koşmaya ihtiyacınız yok. Bakın isteyenlerin üzerinde böyle şişe ve bardak simgesi çıkıyor. Demek ki onlar istiyor. Onların yanına gideceksiniz ve E tuşuna basacaksınız. Bak bunlarda bir şey çıkmadı. Demek ki bunlar istemiyor. Bardağı dolu yani. Sanırım tören başlıyor. Herkes toplanmaya başladı. Evet, V tuşuna bastığınızda da korumaları görebiliyorsunuz. Bak bunun mesela bardağı boş. Yani dolu da işte. Neyse. First, I'd like to personally thank y'all for coming to see our dear friend Remy Duval off. Kimde simge çıkarsa ona gideceksiniz. Yanından geçin, zaten belli olur. Evet, bunlar da korumalar. Olivia'nın özel korumaları. Beyaz takım. Yok mu ya isteyen? Aha. Getir bakalım. Bak çok güzel bir formül yaptım ha. Kıymetini bil. What I'll miss most about Remy Duval is that he gave this city, no, he gave us a voice. The man who murdered Remy robbed this city of someone who honored its history. Not only that, Remy respected our shared Christian heritage, which extends all the way back to Europe. Heh. Remy was şu da istiyor bak. A dear friend of mine. A dear friend to all of us. Al bakalım. Yarasın. Herifler cenazede içki içiyorlar ya, enteresan. Bunlar buraya yemeği içmeye gelmiş ya. Meftayı anan filan yok yani. Evet arkadaşlar, ne yazıyor? Olivia'nın korumalarını içir. Yani bu adamları içireceğiz. Ama şu an aktif olmadı. Bekliyoruz biraz. Evet. Şimdi aktif oldular. Tabii ki de yanlarına gitmemiz lazım. Ben gidiyorum, o gidiyor ya. Dursana be adam. Bak çok güzel kokteyli yaptım. Getir bardağını. Uzat. Yarasın koçuma. Dik bir seferde iç, fondip yap. Şimdi arkadaşlar ekranda gözüküyor zaten. Üçgenlere doğru, işte baklava simgesine doğru gidiyorsunuz. İçinde
yaklaştıkça düşen bir sayı var. İşte biri de burada. Sağ alt haritada da gösteriliyor zaten. İşte böyle görevler çok az. Mesela GTA serilerinde böyle şeyler çok fazla. Yani görev farklılıkları var. Bu oyunda da var ama çok az. Gerçekten çok az. Yani 4'te 1'i bile değil oyunun. Bence. Hani 6'da 7'de 1'i filandır. Yani %20'si falan herhalde. Tabii tahminen söylüyorum. İşte böyle şeyler olsa mesela oyun biraz daha keyifli olurdu. Bir de tam anlamıyla bir mafya şeyi değil zaten. Yani mafyayı bitirmeye çalışan birinin hikayesi. Hani mafya deyince ha tamam mafya var işte ben o mafyayı yönlendiriyorum gibi düşünüyoruz ama değil arkadaşlar. Şimdi sol üstte ne yazıyor? Sigara molası ver diyor. Yani ilk girdiğimiz yere gidiyoruz arkadaşlar. Herkesi içirdik. Gideceğiz orada mola vereceğiz. Bir de GTA serilerinde şey var ya işte kepçe kullan, yok arabayı kullan, yok vinci kullan. Hani böyle çok fazla taşıt, alet, edevat, aygıt filan kullanıyorsunuz. Evet, E tuşuna bastık. Burada bir mola veriyoruz. Bad enough hearing it from all these white folks. Don't need to get it from one of our own. Maybe after this, he'll rethink how he runs things around here. That'll be the damn day. Evet, mola bitti arkadaşlar. Olivia'yı takip et. Aynı yolu bir daha gideceğiz. Buradan atlayamıyor muyuz ya? Bak bak nasıl çeviriyor köfteyi filan. I think twice before going out there. Something's gotten into those folks. Something bad. I don't care what Clarence says. I'm staying in here. Those people have gone crazy. Evet, müdürde etkileri başlamış arkadaşlar. Bakın. Tuhaf tuhaf hareketler yapıyor. Bunlar da öyle. Oo, millet çıldırmış ya. Bu soyunmuş zaten çıplak. Gördüğünüz gibi etkisini gösterdi. Herkes kendi halinde. Bu da soyunmuş çıplak ama kravat var yani ha. O çok önemli. Kravat olacak. Ne kadar soyunursan soyun değil mi? O kravat. Halbuki en önce o çıkıyor. Onun çıkması lazım. Yani onu çıkarmadan gömleği çıkaramazsın zaten. Bak bunlar da. Herkes eline bakıyor ya. Ne var bu ellerinde anlamadım ben. Olivia gidiyor arkadaşlar. Bakın yukarı doğru çıkıyor. Bu da yeri tekmeliyor. O nereye giderse biz de oraya gideceğiz. Ama onun yanında içmeyen kişiler var. Bilginiz olsun. Dikkatli olun. Ne yapıyor ya? Aha. Kendine niye zarar veriyorsun ya? Adamı içirdik şeyi görüyorsun değil mi? Bakayım. Bak burada bir kişi var. Neyse. Devam arkadaşlar. Aynen öyle. Onun için geldim. Aç kapıyı. Şimdi arkadaşlar barın olduğu yere gidiyoruz. İşaret oraya gösteriyor zaten. E tuşuna basacağız. Şişeyi koyacağız.
Evet, Olivia'nın korumalarını öldür. Ama arkadaşlar hiç silahım yok. Bakın göstereyim. Hiç silah yok. Hemen şurada bir tane bakın tabanca var. E tuşuna basıp alıyoruz. Ve korumaların hepsini haklıyoruz. Öndekinden başlayayım, fark etmez. Bu arada Olivia da boş değil yani. Ha, o da ateş ediyor. Ama önce korumaları halledin. Olivia çünkü kaçmayacak. 6 patlarla ne yapılabiliyorsa yapacağız. Evet, hepsi gitti. Şimdi sıra Olivia'da. Çık bakalım. Şimdi yanına gidiyoruz arkadaşlar. E tuşuna basıyoruz ve yüzleşiyoruz. I never thought. You get shot. First time I... It looks so handsome. Dash. It wore the finest. Over the best. There was always terribly romantic about all of this. Ain't nothing romantic. About robbing and killing people. Maybe not. But it certainly was. Where's DeGarmo? Have me out in a building. Down by the water. Thought you were gonna kill me. You ain't worth the trouble. Evet, burada işimiz bitti gibi gözükebilir ama bir de buradan çıkması var, değil mi? Evet, Olivia gitmedi tam anlamıyla. Hikaye gereği böyle olması lazım. Buradan çıkamıyoruz. Bir çıkış yolu bulmamız lazım. O da şu kapı olsa gerek. Ama kimse var mı? Heh, burada yokmuş. Evet. Kapının önünde adamlar var. Tabii endişelendiler. Tam dibinde hem de. Q tuşuna basarak kapıyı tekmeyle açabilirsiniz arkadaşlar. Onlar açamıyor dışarıdan zaten. Şunu bir alayım ben. Şimdi hazırım. Silahım da var. Al sana Olivia. Ne yapacaksın Olivia'yı? Gel sen de gel. Evet. Bir tabancam var, bir de tüfeğim var. Otomatik. İlle çağıracaksın yani, ha, ıslık çalacaksın. At iki adım daha. Tamamdır arkadaşlar. Şimdi sinsi sinsi devam edeceğim. Yavaş yürümek için büyük harf küçük harf, yani caps lock tuşuna basın. W'ye bastıktan sonra. Sessizce yaklaşıyorum ve işini bitiriyorum. Amacım Stephen'ı kurtarmak. Onu kurtaracağım ve buradan gideceğiz. Evet, kapıyı açınca bir ara sahne geldi. Stephen da bu arkadaşlar. Zorla bir şey imzalatıyorlar anladığım kadarıyla. We'll bust every fucking bone in your body. You hear me? Hmm? I'm not signing a damn thing.
Şimdi birazdan aynısını ben sana yapacağım. Yettim Stephen, yettim. Bekle, sık dişini biraz. Bak nasıl geliyorum hemen. Bayağı da adam varmış ha. Yani şimdi burada sesli olma hiç gerek yok. Neden? Çünkü herkes dağınık ve bu gördüğümden çok daha fazlası olabilir arkadaşlar. That didn't sound right. Brought a deck of cards if you want to play later. Yeah, whatever. Gel bakalım senle başlayalım. Aynen. Aynen. Sözü de yarım kaldı ya. Ne diyecekti acaba? W tuşuyla gidiyorsunuz. X tuşuyla eğiliyorsunuz. Caps Lock yani büyük harf küçük harf tuşuna basarsanız da daha sessiz gidersiniz arkadaşlar. Çok güzel döndün. Şimdi biraz uzaklaşsın. Önce şunu halledeceğim. Sonra onu halledeceğim. Kökünüzü kurutacağım. Ha? Hı, buradayım gel. Beni gördü, silahı yerine koydu ya. Tam ters olması gerekmiyor mu? Got a big ass fart I'm gonna share with you in a minute. Yada yada yada. Holy shit, this feels like forever. Yep. Where you at? Not interested. Can't wait to hit the sack, man. Beat. Yada, yada, yada. Huh? Getting all real fast. Come on, we got a job to do. Just found a stiff! Cocksucker! Got him over here! Fuck's sake! Don't you know your dad? Fire! Fire now! Back here, boys! Don't ease Father up Pan on me! Chuck that shit! Right here! Ah! Guys, wait! Son of...
spotted one, boys. I got this. Get that stupid son of a bitch. I ain't going out like that. Adamımız burada arkadaşlar. Kapının arkasında. E tuşuna basarsanız kilidi kırarsınız. ESC'ye bastım. Q'ya basarsanız böyle tekmeyle açarsınız. Gel. Gel bakalım. Nasıl, güzel mi? Az önce adama neler yapıyordum bak. Evet. Şunu alayım. Yanına gidip E tuşuna basıyoruz. Ve adamın ellerini Lincoln çözüyor. Hadi bakalım. Düş önüme. Şuradaki kapıdan çıkacağım arkadaşlar. Bakın bir araba var. Bizim için tahsis edilmiş. Yani oyun tarafından. Bagajı da açık. Niye açıksa. Evet, şimdi bu adamla birlikte kaçacağız. Polisten kaç. Evet, polis geldi tabii ki de hemen. Şuradaki kapıdan çıkabiliyor muyuz acaba ya? Eyvah eyvah. Maalesef çıkamıyoruz arkadaşlar. Siz böyle bir hataya düşmeyin. Geldiğiniz kapıdan gidin. Ben bir deneyeyim dedim. Maalesef kapılar kapalı, kilitli. Kaçış esnasında büyük harf küçük harf, yani caps lock tuşunu kullanabilirsiniz. Zamanı yavaşlatacaktır. Böylelikle önünüzdeki engelleri daha kolay aşarsınız. Bu şekilde mesela daha az çarparsınız, daha az kaza yaparsınız. Sağ altta haritada kırmızı mavi bir alan var. Daire. Bu dairenin dışına çıktığınızda polisten kurtulmuş olacaksınız. Evet, şu anda yani yine bir alan var ama kurtardık gibi. Bir de rota çıktı bakın. Adamı buradaki noktaya götüreceğiz. Yapmamız gereken bu. Tekrar polisin alanına girerseniz peşinize düşerler. Ama biz alana girmeden hemen şuradan dönüp gideceğiz. He's gonna keep an eye on you for a while. Keep you safe. At least till things. Bir zaman sonra da polisler artık peşimizi tamamen bırakacaktır. Telsizden anons geçiyorlar. Altyazıyı görürsünüz zaten. Evet, şuradan geçeyim dedim ama olmadı. Bakın arkadaşlar, Donovan'ın minibüsü orada. Yanına gidiyoruz. Ara sahneye girdi zaten. What happened to Stephen DeGarmo? Lincoln left him with me and I got him the hell out of there. And you still know DeGarmo's whereabouts? Like I tell any of you assholes. Good morning, Ms. Marcano. I'm here with your breakfast. Let's freshen this room up. Get some of that sunlight in here. That's better. Are you telling me Lincoln Clay did not murder Olivia Marcano? He didn't kill women unless he had no other choice. I find that very hard to believe. Back in 67, we were in a bar in Saigon,
and this gook bitch comes strolling in. Skirt barely covering her ass, and she starts offering everybody blowjobs. Gee, I want sucky fucky. Gee, I want boom boom. Then she pulls out a grenade and she kills three guys. A couple Marines in the bar want to cut that bitch's head off, but Lincoln stops them. Keeps them off her until the MPs show up. If he wasn't going to kill that slag, he sure as fuck wasn't going to kill Olivia Marcano. Lincoln once told me he couldn't tell any other cheek that the world doesn't work that way. I spent the better part of 40 years trying to prove him wrong. But I was just lying to myself. Look at how we treat each other. Compassion is a sign of weakness, but greed is a virtue. The poor is considered morally corrupt while every excess of the powerful is celebrated. We sent kids off to die. For what? So someone can make a few bucks? Lincoln was right. He was always right. There ain't never gonna be another Dr. King or a Bobby Kennedy. But there always gonna be another Sal Marcano, another Sammy Robinson, another Lincoln Clay. We are cruel and wicked people. By time you showed up. There's no one left to stand in our way. We run this city now. Ain't no one at this table running more action for you than me. On top of that, my guys already got half the rackets in this area locked down. Just keep the shit coming my way, that's all I'm getting at. I run through two of these little gatherings and come out with nothing. But you putting my men on half this district? That's cause for us to expect certain things. Whoever you call to lock down the action is up to you, and I respect that. But now, you're talking long-term responsibility. You trusted me with the last piece of the city. No reason to not trust me with this one as well. Take your time. I'm sitting pretty already. Take your time, lad. Wouldn't want to fuck up this last piece of the city. I trusted you this far, Link. Who's it gonna be, Link? Calling this one for Skeletta. Thanks, kid. Spent most of my life getting fucked by one asshole or another. And what we got going here is a real future. Ain't no one fucking with us anytime soon. Kinda thought I'd be gay to shit by now. So anything shy of that, and I'm good. Fuck. You know how long I've been waiting for someone to stand up and be a man of his word? And in all my fucking days, you, Lincoln Clay, are the first motherfucker to do it. Thank you. You've done a hell of a job, Lincoln. Couldn't have done a better job myself. Probably. Holy Christ! How the fuck did we make it through this shit in one piece? I thought for a certain Skeletta'd have his throat slit by now. It may not have all played out the way I would have liked. But we're here, and we're making money. And Lord knows, I'm a hell of a lot better at being alive than I am at being dead. I don't have much to show for this shit. But goddammit, if making money and being alive ain't a hell of a lot sweeter than being at the bottom of the bayou. We're living proof that the ways of Marcano, the lying, the backstabbing, the cheating, don't need to run in that direction. Those ways are as dead as he is. Evet arkadaşlar, Lincoln her ne kadar Olivia'nın işini bitirmese de birileri işini bitirdi. Yani böylelikle son adım, bakın ekranda da yazıyor, Sal Marcano'ya geldi. Yani alttakilerin hepsini temizledik. Bir tek büyük patron yani Sal Marcano kaldı. Bir sonraki bölüm final bölümü olabilir arkadaşlar. Hedefimiz ise Sal Marcano olacak. Bir bölümün daha sonuna gelmiş olduk. Yeni bir bölümde, yeni bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.